Kanal Avrupa izleyenleri, sektörün aynasından sektörler üstü turnusuz kesmeden Selçuk'ta devam ediyor. Ve şu anda Selçuk'un ünlü çöp şişi olan Petek Çöp Şiş'e konuk olduk. Ve yanımda işletme sahipleri Sayın Mustafa Meler ve Sayın Aliye Meler var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım, kendinizden bahseder misiniz bize? Ben 1954 Yugoslavya Üsküp Baraklı doğumluyum. Babam orada da güzel günler yaşamış, fakat böyle bir güzel küçücük bir şirin kasabaya yerleştiği için babama olan saygım daha da arttı. Kendisi rahmetli, saygıyla hürmetle anıyorum. Toprağı bol olsun diyorum. Selçuk tarihiyle, deniziyle, tabiat güzelliğiyle, genel kültürü de güzel bir yer. Ulaşım sorunumuz hiç yok. İzmir'e 70, Pamucak sahiline 9, müzeye 500 metre, devlet hastanesine 500 metre demeyin, 300 metre uzaklıkta, garaja 400 metre yakınlıkta bir mekan işletiyoruz. Yeşillikler arasında senenin 12 ayı 24 saat açık hizmet vermekteyiz. Bu iş yerini aşağı yukarı nasip olursa, ömrüm yeterse 4 ay sonra 45. yılımı kutlayacağım. Ben emekliyim, fakat işimin başından ayrılmıyorum. Eşimle beraber güzel günler geçiriyoruz. Şu andan sonra oğlum Günhan Meler ve kızım Ayşe Meler dükkanında çalışıyorlar. Yanında 2 tane elemanı var. Fakat ben de sabahları erken gelip işime devam ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Aliye Hanımcığım, sizi de tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize, izleyenlerimize? Ben de Selçukluyum. Selçuk'u çok seviyorum. Selçuk çok güzel bir ilçe diyeyim, büyük bir ilçe. Turizm açısından her şey çok güzel burada. Burada yaşamayı seviyoruz. Buradan ayrılmadık. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ve burada artık hayatımız inşallah buradan başka bir yerde olmaz. Burada işte işletmeciliğini yapıyoruz. Eşimle birlikte yaptık. Çocuklar küçükken birlikte yapıyorduk. Şimdi biz artık biraz çocuklara daha çocuklar aldı artık işletmenin işletmesini. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Geliyoruz burada. Yapacağımız bir şey olursa yapıyor, şiş diziyoruz, köfte yapıyoruz oturduğumuz yerde. Böyle devam ediyor hayatımız. Çok güzel.
Peki Mustafa Bey, tekrar size dönüyorum. Gıda sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz? Gıda sektörüne girmeye ilkokulu bitirdim. Kalabalık bir aile çocuğuydum. Babamın imkanları, okutma imkanı yoktu. 6 olan bir kız kardeştik. Aileme katkıda bulunmak için mecburen bir küçük restoranda mutfak sektörüne girdim. O günkü hayat şartları çok farklıydı. Teknoloji yoktu. Büyük kazanlar arası kuru fasulye pilav derken çöp şişe karar kıldım. Mesleğimi severek yaptım. Hiç bu işten başka hiç değiştirme olanağı duymam. Çünkü baktım ki gıda sektöründe bu işte hani ikametgah nasıl bir insan bir sokağa alışıyor, bir caddeye alışıyor. Ben de bu işe alıştım ve yaş 1954 doğumluyum, demek ki 58'e geldi. Bu işi yapmaktayım, çok şükür Allah'a. Devam etmek istiyorum. Güzel. Peki menü çeşitlerinizden bahsedelim. Çöp şişin yanında neler var menüleriniz? Ana menümüz çöp şiş. Yanında aynı etin aynı değerde kalitesinden kullandığımız kimyon, az bir şey karabiber içine. Bu şekilde köftesini de yapıyoruz. Yanında müşteri istemeden salatası gidiyor. Kızarmış soğan, özel beyaz kendi soğanlar var. Onu zeytinyağla kavurup ana menüye katıyoruz. Domates ve kızarmış biberi her masada imal etmiyoruz. Yanında ayran içenler içiyor, su içen su içiyor. Bu şekilde ana menümüz burada çöp şiş. Güzel. Çöp şişleriniz de oldukça lezzetli görünüyor. Ben şu anda tatmadım ama biraz sonra tadına bakacağım. Gerçekten kokusundan da o lezzeti anlayabiliyorum. Çok lezzetli ve gerçekten et konusunda da çok dikkatli oluyorsunuz değil mi? Çok özen gösteriyorsunuz. Siz... Burada bir Selçuk'ta bir özel bir kasabımız var. Aile kasabı. Oradan alıyoruz etimizi. Özel bir et veriyorlar bize. Onun yanında işte başka yerden alışverişimiz yok. Her şey domates bahçeden geliyor. Ne bileyim, her şeyimiz doğal bizim yani. Böyle şeyimiz yok. Her şeyiniz doğal, her şey sağlıklı. Dünyamız sağlıklı, doğal her şey. Çok güzel. Peki başka şubeleriniz var mı? Şubelerimiz vardı. Fazla iş yoğunluğu, bizim yaşlanmamız, yıkılanmamız. Şubelerimizi kendimizi yetiştirdi, asker etmiş gelmiş elemanlara devrettik. Onlar da değişik yerlerde tavuk döner üzerine genelde ağırlık konular, ekmek arası. Bu şekilde şu anda sadece Selçuk Devlet Hastanesi karşısında ikamet ediyoruz, çalışıyoruz. Tek mekan bıraktık. Bütün aile 4 fertten mensup. Burada mücadele ediyoruz. Ve buraya tanınmış isimler de akın ediyor değil mi? Evet. Biraz önce Mehmet Aksoy'la röportaj yaptık. Ondan önce Tuğba Büyüküstün buradaymış. Onlardan da bahsedelim. Şimdi efendim iş yerimiz hizmete açık bir yer. Her dakika değişik sanatçı olsun, bu bölgeye ait politikacı olsun. Çöp şiş sevildiği için, her yerde olmadığı için tercih eden arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bunların içinde Edip Akbayram, Ganimizde, İlhan İrem, Cemil İpekçi, yani saymakla bitmeyen Fenerbahçeli Oğuzlar, hani Fatih Terimler, hepsini ağırlamış bir müessesemiz. Her dakika değişik kültürle yaşıyor. Her dakika buranın bir atmosferi değişiyor yani. Yani Selçuk'ta lezzetinize gerçekten büyük bir ün yaptınız. Peki Mustafa Bey, başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı İşimi ve eşimi sevmek. Ne kadar güzel, ne kadar zarif bir cevap değil mi sizin için? Onore edici bir cevap. Evet, birlikte çalıştık. Her zaman gece gündüz hep biz birlikteyiz 24 saat. Çok güzel, Allah mutluluğunuzu daim etsin diyorum o zaman. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum ki fiyatlarınız da gerçekten çok uygun. Evet, fiyat ve çalışma saatlerinizi merak ediyorum. Çalışma saatlerimiz, şöyle diyeyim ben size, açmayalım ki kapatalım. Yani bu da bizim sözlüğümüz. Çünkü mekan kapanmıyor.
sürekli her daim açığız, hizmet verebiliyoruz. Izgaramız sürekli yanıyor. Malzememiz devamlı stoku çalışıyoruz. O sıkıntımız yok. Çünkü yoldan gelip burası ana yol üzeri olduğu için bize güvenen eşimiz, dostlarımız var. Burada en azından dinlenmek ister. O arada bir aile 5 kişi ise muhakkak bir kişi karnı açtır. Mustafa Bey, bir şey var mı? Var. Yani kapatmıyoruz ki açalım yani. Mekanı sürekli açalım. Burada bir kişi bulunuyor yazın. Biliyorlar ki burada biri var. Geçerken kaldırıyorlar. Mustafa abi burada mısın? Kalkıyorsun. Çok güzel. Tabii İstanbul'dan çıkmış. Uzun yoldan aç. Bize burada şişeceğiz diye geliyorlar. Sabahın erken saatlerinde bile şiş pişirebiliyoruz yani devamlı. Izgaramız yanıyor. Odun ateşinde, kömür ateşinde pişiriyoruz her şey. Çok güzel. Çok güzel. Gelen tabii misafirlerimizi de biz de burada bekliyoruz her zaman. Tamam, bekliyoruz. Peki hedefleriniz nelerdir Petek Çöp Şişi olarak, geleceğe dair hedefleriniz? Hedeflerimiz ben elimden geldiği kadar yapabildiğim kadar tahsilime göre, kültürüme göre buraya kadar getirebildim. Fakat takip ediyorum ki çocuklarım şu anda teknolojiyle yarışıyorlar. Biz teknolojiden uzak kaldık biraz. Onlar bizden daha iyi yönettiğini, daha iyi şeyler yaptığını gözlemlerimiz içerisinde. O yönden rahatız. Hedef nereye gider bilemeyiz. Ama ileri gittiğine, her gün daha iyi olduğuna inanıyorum yani. Ben kendim şahsen inanıyorum. O yüzden rahatım, huzurluyum. Peki son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi izlenimlere anlattığım gibi size, bundan sonraki müşterilerimizden ne diyeyim şimdi? Selçuk'a yollar düşerse, Meryem Ana'ya, Efes'i gezmek isterlerse, biz 24 saat açık olduğumuzu duyururuz. Kendilerinin burada yiyecek içecek konusunda değil, en azından mola vermelerini, bir çay içmelerini, lavaboyu kullanmalarını, hani böyle konulara 24 saat açık olduğumuzu, hizmet sektöründe servisin bitmediğini anlatmak istiyoruz onlara. Çok güzel. Sizin de son sözlerinizi alalım. Biz de burada misafirlerimizi bekliyoruz. Gelsinler, yemek önemli değil. Oturup bir dinlensinler, bir serinlesinler. Burası her zaman serin, güzel ve sıcak bir ortamdayız biz burada. Dinlenirler, birer çay içerler. Biz de onları uğurlarız. Her zaman buradayız ve bekliyoruz herkesi. Ben de size çok teşekkür ediyorum bize konuk ettiğiniz için efendim. Teşekkür ederiz size. Her zaman bekleriz. Biz de size zamanınızı ayırdığınız için saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet, Sektörün Aynası izleyenleri, şimdi de yanımda Petek Çöp Şişi müdavimlerinden ünlü bir heykeltıraş olan Mehmet Aksoy var. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Çok memnun olduk sizi burada gördüğümüze. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz röportajımızı da. Estağfurullah. Ben zaten biraz yarı Selçuklu sayılırım. İşte Anton Kalinger
Caddesi'nde de bir evim var. Burada biliyorsunuz Kurtuluş Yolu anıtını yaptım. Zaman zaman geliyorum burası. Bana çok samimi geliyor. Böyle bir çardak altı, böyle çok yeşillikler içinde. Samimi bir yer, çok gösterişli değilse de. Ama böyle içten kendilerini açıyor insanlar. Bir de bir aile şirketi gibi bir şirket. Dededen kalma bir 30-40 yıllık bir çöp şiş geleneği var burada. Çok hoş tabii. Yani buraya gelince mutlu oluyorum. Kahvaltınızı yaptınız. Çöp şiş yemeye geliyorsunuz. Nasıl, lezzetli buluyor musunuz çöp şişleri? Lezzetli dediğim gibi bir gelenek var gerçekten. Bir dededen kalma falan. 30-40 yıllık bir çöp şişi. Lezzetli, gayet güzel. Yani tavsiye edebilirim insan. Biz de sizi çok başarılı buluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sektörün Aynası izleyenleri, bugün sizlere Petek Çöp Şişi tanıttık ve bu güzel mekandan veda ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın. Thank you.
Müzik